Ve maceramız başlasın arkadaşlar. Şu an gecikiyorum. Bir an önce hastaneye gitmemiz lazım. Çok terledim. Bu klinik o kadar sıcak ki dışarıdan gelince, dışarının aşırı soğuğundan buraya gelince aşırı derecede terliyorum. O yüzden değil mi? Ya da koşturduğum için mi? Evet arkadaşlar, bugünkü kombinim mavi cerrahi üstüne gri sweatshirt. Şaka şaka, bu sweatshirt çıkartıp şimdi önlük giyeceğim. Şöyle yaptım. Tamamdır. Yeniden merhaba, merhaba. Merhaba. Ve yine ben geldim, ben. Bu videoda genel cerrahi stajındayız arkadaşlar. Kaç günlük bir video olur, kaç tane video olur hiç ama hiç bilmiyorum. Genel cerrahideki son 4 günüm filan. Ve burada toplam 6 nöbet tuttum. Aynen, hafta işleri. Sürekli nöbet tutuyoruz ve sürekli 36 olarak devam ediyoruz. Ve bugün de nöbetçiyim. Ve bugün de nöbet tuttuktan sonra yarın mesaiye devam edeceğim. Hasta yatışları çok fazla oluyor burada. Elektif vaka ya da acil vaka olarak da. Ameliyata gidecek hastaların ameliyattan bir gün öncesinde yatışlarını yapıyoruz. Şeyleri var yaşa göre falan değişiyor. Neyse. Hastanın yatış belgesini çıkartıyoruz. Ya da herhangi bir ameliyat olacaksa ameliyatı kabul ettiğine dair bir onam rıza belgesi olur. Bu kadar, bitti. Yatışınız yapıldı. Şimdi tabii ki de burada bir anda çok fazla yatış oluyor. Geçen gün kaç gün oldu bilmiyorum. Seman Nur'layken, bu arada buradaki tüm günlerim Seman'la beraber ayrıldığım için genel cerrahi güzel geçiyor arkadaşlar. Geçen haftaydı sanırım. 11 tane mi taburcuydu? 11 tane yatış, 17 taburcu, 11 tane yatış yaptık. Ve her şey aşırı derecede sıkışıyor ve karışıyor. Burası böyle karışık bir yere dönüşüyor. Şu anda sabah olduğu için yine biraz daha sakin. Öğleden sonra yatışlar geliyor. Danışma gibiyiz ve genel cerrahideki doktorlar aşırı derecede yoğunlar gerçekten. Birileri ameliyatta, birileri orada burada oluyor. Doktorlara ulaşmak çok zor. Ya herkesin, bir sürü, 60 tane hasta yatıyor şurada. Ve de sürekli ameliyat var. Yani oradan oraya yetişmek kolay değil. Lütfen birazcık doktorlara da anlayışlı olalım. Bu bir kamu spotudur. Bakın, doktor odası ve intern doktor. Burası hasta dosyalarının olduğu yer. Herkesin oda numarasına göre buraya yerleşiyoruz. Harika bir balkon var burada. Aşırı güzel bir balkon. Hadi size balkonu göstereyim. Bakın size manzara. Şurası acil. Şurada videolar çekiyordum. Şuradan yürüyordum. Acili gerimde bıraktım diyerekten. Acili gerimde bıraktım ve işte gidiyorum. Böyle bir balkon var. Ve içeride intern doktor Seman var. Ne yapıyorsunuz? Galiba işlerden kaçıyorsunuz. Yok, hayır. Pıcı bahsedeyim. Yıkamaya gidiyoruz arkadaşlar hastaları. Evet, hastaları yıkayacağız. Hastaları PTK. PTK'larını yıkıyoruz. Bu işi ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Seman Nur Ersan'dan öğrendim. Onkoloji yaptığım için günde 10 PTK yıkadığım için. İnternim boyunca yapmadığım tek iş. Benim gücüm yetmiyor. Geçen sene yaptık ya. Ben çok iyi izlemiyorum arkadaşlar. Bir çekiyorum. Bir çekiyor Seman Nur, adamın organları yiyor. Birkaç kere sahte kesesi aldı yanlışlıkla. Neyse, şimdi gidiyoruz, sonra pansuman yaparken sizinle pansuman odasında görüşürüz. Hoşçakalın. Siz de gelin. Şu an klinikte günümüz devam ediyor. Yatış yapıyoruz ve burada yaptığımız başka işler de var. Pansuman yapıyoruz ama her zaman biz yapmıyoruz tabii ki de. Asistanlar yapıyor genelde. Dikiş alıyoruz. Ondan sonra orderlara giriyoruz. Her zamanki en büyük internlük görevimiz. Arkadaşlar, şuradaki sivilceyi görmezden gelebilir miyiz lütfen? Neyse. Ne anlatacaktım? Bizim birkaç önceki genel cerrahi nöbetinde, Seman'la beraber olduğum nöbette bize yatacak yer yoktu. Biz de tek tek hastanedeki tüm klinikleri gezmeye başladık.
Ve en sonunda göz kliniğini buldu. Seman'la beraber orada yaptık, çok iyiydi. O yüzden bugün göz kliniğinde bize oda veren asistan abiye kurabiye yaptım ben. Seman'la da kısır yaptı. Bu öğlen parti altın günü. Alo merhaba, ben intern genel cerrahiden arıyorum da. Sen order'ında kleksan varmış ama biz bugün diyalize gideceği için yapmamışız. 031x1 dedi. Tamamdır, kolay gelsin. Hello arkadaşlar. Pansuman odasında internler deliriyor. Su açtım tıpsın. Taktırları biz mi tükürdük? Hayır ya, onlar kurumuş. Çok acıktık. Ve bugünkü taburculuk partisi bitti. Taburculuk partisi. Taburcu etmeye gidiyoruz. Taburculuk partisi. Evet, bugün Seman'la ben beraber nöbetçiyiz. Beraber nöbet tutmadığımızda böyle bir şey oluyor. Ya ne yapacağım ben şimdi? Ben cumartesi günü çektim ve akşama kadar böyle hep aynı masada oturdum, fark ettim. Nergin olunca böyle sürekli Nergin'in yanına gideyim. Dur Nergin'in yanına, Nergin gelsene. Aynen, beraber hadi şunu yapalım, gel kahve içelim. Aynen. Görmek gülü. Evet arkadaşlar, cerrahinin gülü programına hoş geldiniz. Bu steril bir set. Genel cerrahide biliyorsunuz ki burası cerrahi, hastalar ameliyat oluyorlar. Ve hastalar ameliyat olduktan sonra dikişlerine falan, yara yerlerine diyebilirim, pansuman yapıyoruz. Bu pansumanların tamamen steril olması gerekiyor. O yüzden aslında burada bir önce eldiven takıyorsunuz. Takalım. Eldiven giyiyoruz arkadaşlar. Peki neden steril giymedim? Çünkü yine de steril giymeme rağmen yine de steril çalışabileceğimizi göstereceğim size. Bunu alıyorum. Bakın bu dokunduğum yer steril değil ama bu ucu hala... Steril. Evet doğru. Bu portakümüz her zaman gibi. Ben bunu 4. sınıftayken... Bunun bir tutuş yöntemi var. Şöyle. Şöyle bir şey. Böyle tutup açmanız ve kapamanız gerekiyor şu havalı şekilde. Yapamamıştım. Hala daha yapamıyorum. O yüzden şöyle tutuyorum. Mesela bunu bırakacaksınız. Sonra bunu burada yine şöyle koyuyoruz. Bu taraf steril değil. Bu taraf hala steril. Yani bunu böyle aldım. Bunun serisi bozulmuyor. Ne kadar zekice ya. Böyle. Bu arada çok sakinim çünkü genel cerrahi stajı çok sinirli geçiyor arkadaşlar. Gergin bir ortam var. Aslında bu stajı seviyorum ama bu günlerde böyle saçma sapan şeyler oluyor. O yüzden birazcık üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Buldum ve başım çok ağrıyor. Şu an saat bu arada 5'i geçti. Ve biz nöbetçiyiz. Nöbette ne yapacağız şimdi? Yemek yiyeceğiz. Nöbet devam etsin. Gözde çıkıyoruz. Çünkü yiyip Seman'ın kısır yapmıştım. Ben kurabiye yapmıştım. Aslında öğlen yiyecektik ama abi bulamadığım için akşama kaldı. Geldik. Yaptığım mükemmel kurabiyeler. Ve bakın bir sürü. Enfes. Harika. Çok güzel. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi koyacağım, siz de aşık olacaksınız. Evet arkadaşlar, şu an nöbetimiz devam ediyor. Saat 9'a falan geliyor ve şu ana kadar yatış yaptım, pansuman yaptım. Gözde bayağı yemek yedik. Göz için bir şeyler hazırlamıştık Seman'la beraber. Onları yedik. Bu arada ilk defa bu kameramı yere düşürdüm. Şu an o yüzden çok mutsuzum ama başına bir şey gelmedi. Teknolojik aletler çok garip değil mi? Yani bir anda bozulabiliyor ya da düşüyor ve elinizden hiçbir şey gelmiyor. Aynı insanlar gibi aslında. İnsanlar da bir anda hasta oluyoruz. Bir şey oluyor ve sonra çok aşırı derecede felsefe yaptım. Sanat, bilim, felsefe gibi konulara ilgim var. Ama yeterli eğitimi görmediğimi düşünüyorum. Tüm gün başım aşırı derecede ağrıdı. Hala ağrıyor. Şurada bir ağrı var. Sanırım küme tip bir ağrı bu. Ya da sinüzit olabilir. Şu an hastaların kanlarını isteyeceğim. Burada yatan hastaların hepsinden nelerin isteneceğini bize asistanlar yazıyor. Mesela işte tam kan isteyeceksin, işte grafik isteyeceksin, şunu isteyeceksin. Yani yarın sabaha hastanın hazır olması gereken tüm isteklerini yapacağım, yapıyoruz. Bir de bugün hastaya neler yapıldığını bilgisayara giriyoruz. Akşam nöbetçi olan intern yapıyor bunları. Şimdi bilgisayara gidip onu yapacağım. Come over, I see you, I wonder it gon' be the last time. Ameliyathaneye tabii ki de isterseniz girebilirsiniz ama şöyle, genel cerrah olmayacaksanız internken ameliyathaneye girmenizin ekstra bir anlamı yok. Yani bu ameliyathane heyecanı diye bir şey var ama giriyorsunuz. Kalmadı bence o 5'ten sonra. Hayır, bizde kalmıyor. Hayır, isteyen, tıp isteyen insanlar için. Birazcık da genel cerrah olmayacaksınız. Eğer uzmanlığınızı bu yönde istemiyorsanız ekstra ameliyathaneye girmek gibi bir çaba yok. Göstermiyorsunuz. Yani. Aynen.
Sadece bir merakınızı giderene kadar onu da zaten önceki sınıflarda yeterince gideriyorsunuz ekstradan. Ayda da 6 nöbet tutuyoruz. Benim 5 hafta içi, 1 hafta sonu kuraya göre. En çok kura, en çok nöbet tutma kurası kime çıktı? Tabii ki de bana çıktı arkadaşlar. Şanssızlığımı hepiniz farkında biliyorsunuz. O ne kız? Aa, kardiyoversiyon. Evet. Ay, size onu göstereyim. Göstereyim. Konuşamadım. Bakın burada ne var? Arkadaşlar bu doktorlarda gördüğünüz şarja çekilin var ya o. Bakın bunu kardiyoda gösterememiştim. Bunu hep göstermeyi hayal etmiştim aslında. Bunu buradan şarjını ayarlıyorsunuz. Hastanın üstüne EKG'nin elektrotları bağlanıyor. Ve sonra bunlara jel sürülüyor. Sonrasında bunu şarj ettikten sonra... Sen nasıl yapabiliyor musun? Buradan da bunun tuşuyla şarj ediyorsunuz. Dıt ediyor, şarj edildi diyor. Sonra hastanın birini apexine, kalbinin apexine, diğerini de sternumun üstüne koyuyorsunuz. Zaten bak üstünde gösteriyor. Şu apexa bu sternuma. Sonra bunu takıyorsunuz. 1, 2, 3. Aynı anda ikisine basıyorsun. Sonrası tak oluyor. Ve elektroşok. Saat 00:27. Uyumuyorum çünkü daha sonra aslında zaten uyuyamayacağım bugün. Beni sürekli arayacaklar ama. Çünkü saat 1'de bir tane hasta tomografiye gidecek. Şu an onu bekliyorum. Tomografi çekecek. Ondan sonra da uyumaya gideceğiz. Size nerede uyuduğumuzu göstereceğim. Yine hastanede korkunç bir nöbet gecesi. Şaka şaka, bu sefer aynısını yapmayacağım. Artık uyku vakti. İnternler nerede uyuyor? İnternler bulduğu yerde uyuyor arkadaşlar. Nereyi bulursak orada uyuyoruz. Her şeyimi yanıma getiriyorum. Yastığımı, battaniyemi, yastık kılıfıma kadar her şeyimi. Yani yatacak bir yatak buldum mu devamı kolay. Genel cerrahideki vlogumun şu an sonuna geliyoruz. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de isterseniz beni Instagram'dan, şuraya mı koyuyorum, şuraya mı? Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ne videosu olacak bilmiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.